Hamuru incecik açılır, kat kat serilir. İçine fıstık, fındık veya ceviz bolca serpilir. Nar gibi kızarır, şerbetle buluştuğunda ise bir lezzet şöleni başlar. Baklava severim. Antep fıstıklı olan sarma deniyor öyle. Cevizli fıstıklı böyle. Antep fıstıklı baklavaları. Cevizli seviyoruz. Antep fıstıklı sarma. Hanımın yaptığı el baklavası fındıklı arasında. Cevizli. Ceviz. Türk mutfağının en özel, en incelikli tatlısıdır baklava. Aslında baklava Türkçe kökenli bir kelime. Eski Türkçe'de baklağı veya baklağı olarak geçiyor. Bu leziz hamur tatlısının adı tüm dünyaya Türkçe'den gelen baklava ismiyle yayılıyor. Ancak baklavanın hangi ulusun tatlısı olduğu konusunda rivayet muhtelif. Yunanlıların iddiası Türklerin baklavayı Bizans'tan aldığı yolunda. Bu iddiayı kanıtlamaya çalışan araştırmacıların en önemli dayanağı Bizans'ta çok sevilen kopte veya kopton adlı tatlının baklava ile benzerliği. Buna karşın bazı araştırmalarda Orta Asya'da yaşayan göçebe Türklerin sacda pişirdikleri ince hamurların arasına fındık fıstık koyup tatlandırdıklarını gösteriyor. Bu ilkel tatlıyı baklavanın atası sayanlar da var. Beyrut baklavası diye bir baklava duyulmuştur. Efendime söyleyeyim, Tarsus baklavası diye baklava duyulmuştur. Ondan sonra tabii şu anda ama baklava denince akla ilk gelen şehir Gaziantep baklavasıdır. Baklavanın kökeni ister antik Yunan'a, ister Bizans'a, ister Türklerin ya da Arapların göçebelik dönemine yansısın, baklavanın klasik şeklini aldığı tek bir dönem var, o da Osmanlı. Baklava ile ilgili en eski Osmanlı kaydı Fatih dönemine ait Topkapı Sarayı mutfak defterlerinde. 1473 yılında sarayda baklava pişirildiği anlaşılıyor. Evliya Çelebi ise seyahatnamesinde 17. yüzyılda Bitlis'te yediği baklavanın lezzetini anlata anlata bitiremiyor. Osmanlı dönemindeki tüm kayıtlar baklavanın da mevki sahibi olduğunun bir kanıtı adeta. Çünkü baklava saraylarda, konaklarda, ziyafetlerin baş konuklarından. Ayarın kıvamı sert olması lazım. Karakoyunluğunda güzel bir baklava çıkması için sert hamur yoğurulması lazım. Tabii ki bu arada ustalarımıza karşı metrolojiye göre kıvam ayarlıyoruz. Bunun bir dakikası yoktur. Ortalama 15-20 dakika falan sürüyor yani bu kıvamda. Verdiğimiz emek birdenbire topaklanıp çıkarılmaz. Tabii ki yavaş yavaş güzel bir emek verilerekten oluyor yani bu kıvamı. Baklavacılığın aşçılıktan ayrı bir zanaat olarak gelişmesi de zengin mutfaklarındaki önemiyle bağlantılı. Sarayda ve konaklarda baklava yapımında usta olan aşçıların tercih edildiği ve baklava yufkasının çok ince açılmış olmasına önem verildiği tarihsel bir gerçek. Eski konaklarda ise işe alınacak aşçıya sınama olarak pilavın yanı sıra baklava da yaptırılıyor. Aşçının usta olanı hamuru kesişinden anlaşılıyor. Kesilen pazılar açıldığında hem çok ince hem de tepsinin içini tam kaplayacak boyutlarda olursa aşçının ustalığı kabul ediliyor. Baklavanın iki çeşit rengi vardır. Bir limon sarısı, bir portakal kırmızısı. Ama genelde tercih edilen portakal kırmızısıdır. Böyle nar gibi kızarmış halidir. Fıstığının içi yeşilliği geçmemesi lazım. Tatlıların padişahı baklava aynı zamanda padişahların tatlısı. Sarayda baklavanın önemi konuklardaki gibi sadece zenginlik ve ince zevk alameti sayılmasından değil. Aynı zamanda devlet törenlerine girmiş olmasından. 17. yüzyılın sonlarında veya 18. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış olan baklava alayı geleneği bunun en belirgin örneği. Günümüzde de baklava bu önemini ve seçkinliğini korumayı sürdürüyor. Hem ulusal sınırlarda hem de uluslararası arenada lokumdan sonra en iyi bilinen Türk tatlısı o.
Günümüzde baklava dendiğinde akla gelen bir kent var. Gaziantep. En iyi baklava ustaları burada yetişiyor. Baklava denince akla mutlaka ve mutlaka fıstık gelir yani. Fıstık da bizim işte memleketimizde, ülkemizde, Gaziantep yöremizde yetişir. Birçok yöremizde yetişir ama Gaziantep'te yetişen fıstığımızın aroması ve reyhası diğer taraflara göre daha iyi, güzeldir. Baklavanın içinde kullanılan malzeme Gaziantep baklavasında Antep fıstığı olsa da coğrafi olarak büyük farklılıklar gösterebilir. Evde yapılan baklavalarda Güneydoğu Anadolu'da Antep fıstığı, Karadeniz'de fındık, İç Anadolu'da ceviz, Kıyı Ege'de badem, Edirne ve Trakya'da ise susam baklava için kullanılan malzemelerden. Baklava cevizli olmalı, cevizi bol olmalı, tereyağından yapılmalı, çok güzel olur yani. Efendim fıstıklısını sever mi? Antep fıstıklı. Cevizli. Cevizinin bol olması gerekiyor. Bu leziz tatlı yalın servis edilebileceği gibi sade dondurma veya kaymakla da damakları şenlendiriyor. Baklavanın iyisi insanın beş duyusuyla test edilir derler. İyi baklava daha vitrindeki tepsisinde kendisini belli eder. Yani öncelikle gözler bayram eder. İyi pişmiş baklavanın rengi altın sarısıdır. Ustalar buna 24 ayar altın rengi der. Boğazdan geçerken boğazı yakmayacak. Hakiki pancar şekeri olacak. Tereyağı iyi olacak. Yufkasının ince açılmış olması gerekiyor. O yufkayı kaldırdığımız zaman karşındakini görebileceğin şeffaflıkta olması gerekiyor bence. Yediğiniz zaman anlıyorsunuz zaten yağından, hamurun inceliğinden, üzerindeki malzemenin bolluğundan. Çok fazla şekerli olmamasına dikkat ediyoruz. Ağır gelmemesi gerekiyor. Ağdığınızı, içini bağırmamızı gerekiyor içinize. Yufkası iyi açılmış olmalı kesinlikle. Kızarık olursa daha güzel olur tabii. Baklavanın sesi de olur mu? Olur. İyi bir baklavaya çatal batırıldığında bir hışırtı duyulur. Bu, yufkanın ince açıldığının ve baklavanın iyi piştiğinin bir işareti. Baklava ağza yaklaştırıldığında burna mis gibi sade tereyağı ve harç olarak kullanılan ceviz veya fıstığın kokusu gelmeli diyor ustalar. Ağzınıza aldığınız zaman o tereyağının tadı daha baklava yemeden buram buram burnunuza gelmesi lazım kokusu. Ağzınıza aldığınız zaman işte efendime söyleyeyim böyle böyle bir kurabiye yer gibi çıtırt sesini duymanız lazım. Baklavanın iyisi kötüsü asıl yenirken belli oluyor. İyi baklava ağızda dağılıyor, damakta eşsiz bir tat bırakıyor, mideye de dokunmuyor. Ve kaliteli baklava modern çağın sağlıklı beslenme alışkanlıklarına meydan okuyarak sofralarımızdaki yerini hiçbir zaman kaybetmiyor.